Evet, çıktım yine evden. Ya şu kuaföre gideceğim, saç sakal tıraş olayım. Sonra bu hafta gideceğim yerler var. Yarın denize gideceğiz. Ondan sonra geçen de biliyorsunuz denize gitmiştim. Şeyi çekememiştim orada. GoPro sıkıntıydı biliyorsunuz. Yoktu yanımda. Ama bu sefer GoPro'yu götüreceğim, unutmayacağım. Suyun altına falan gireceğiz. Yapacağız bir hareketler. Şimdi benim bir kişi salonu bulmam lazım. Erkek kuaförü diyorlar orada. Zen Lazer Zon diyor. Dur bakalım. Şöyle bakacağız. Şimdi erkek kuaförü bulmamız gerekiyor. Burada paralar çok diyor. Burası bir yer. Yok. Nerede bulabiliriz onu bilmiyorum. Şimdi sağ sola ona bakacağım. İşin ilginç tarafı erkek kuaförü bulamıyorum ya. Arıyorum. Şöyle bir alana geldim. Dolanıyorum şu anda sokakların içlerinde. Yer arıyorum ama yok. Ne bileyim işte. Bulabileceğimiz bir yerde saçlarımızı kestireceğiz. Öyle bir yere geldim. Alandayız. Bu şekilde. Yine eski köhne binalar. Arasından geçiyoruz. Ama nereye gidiyorum ben de bilmiyorum ya. Böyle ya, yani buradaki ara sokaklardan yürüyoruz işte. Hem siz de ara sokakları görün burada. Aa, kişi salonu. Gördüm. Gideceğim şimdi. Bakacağım kaç kişinin salonuymuş. Herhalde buldum ya. Buldum. Bir yer buldum. Vallahi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Gideceğim işte. Çevremde nerede ne var bilmediğim için. Daha doğrusu eve taşındığımızdan beri ilk defa saçımı kestireceğim. Sakalımı kendim kesmiştim. Bayağı uzamıştı. Çok da rahatsız ediyor artık bir noktadan sonra, yaz aylarında özellikle. Böyle bakın, eski köhne dedikleri binalar. Bunlar da yine Sovyet sosyalist zamanında yapılmış binalar bunlar. Onu söyleyeyim. Şöyle görün etrafı. Bu şekilde. Bakalım izleyelim bir kişi salonu nasıl. Şimdi çıktım kuaförden. Tabii ben gelirken hava kararmak üzereydi. Neyse işte tıraş oldum. Birazdan eve geçeceğim de. Bu kuaförcü abimiz de YouTube'la falan ilgileniyormuş. AdSense ayarlarımı yapamadım diyor. Şimdi ona yardım edeceğim. Yani işte böyle hava karardı şimdi. Böyle bir taraftayım. Buranın arkasında ileride bizim oturduğumuz yer. Bakalım geçeceğim şimdi oraya doğru. Hele ya. Sabah. Hava güzel olursa 2 gündür çok rüzgarlı. Denize gidemedik. Bayağı dalga falan vardı valla. Şimdi buradan geçeyim eve. Sabah inşallah denize geçeceğiz. Evet. Akşam bak diye çıktık yani böyle. Evin burasında bir sokak varmış. Hatta bir de park varmış. Ne bileyim işte. Gezere görünüyorum ya etrafı. Vallahi gezere görünüyorum etrafı. Hangi sokakta ne var ne yok. Neredeyiz? Bura nere? Burada da böyle uzun binalar. Sovyet binalarından çıkıp günümüzün modern mimarisiyle karşılaşıyoruz. Şu şekilde. Azerbaycan. Vallahi seviyorum. Azerbaycan'ı da seviyorum ya. İnsanlarını da seviyorum. Hakikaten iyiler ya. Yani işin özü. Hani kendi memleketimizin sıcaklığını hissettiriyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Dün kuafördeydim. AdSense hesabı kurmaya çalışıyorduk. Rusça bilmiyorum. Onun da hep böyle yazılar Rusça. Bir saat çile çektik ya Rusça. Kopyala, yapıştır, translate et falan, neyse.
Sonunda bir şekilde sayfayı Türkçe'ye çevirdik. Arkadaş, Rusçabilmek de önemli ya. Yani bu coğrafyada bilinmesi gereken bir dil, yani bilmiyorsanız sıkıntı. Şöyle... Yardayım, ben gene markete gireceğim ya. Allah'ım var ya. Her dışarı çıktım dedim, şunu al, bunu al, bunu getir. La evin, market evin altında, eninle yok arkadaş, illa biz ineceğiz. Neyse şöyle markete gireyim de. Evet, bak benim... Anne benim boyum kaç? Güzeller güzeli eşim, tatlı eşim, canlı eşim. O ben miyim ya? İşte. Ben de zannettim 5.'yi söylüyorsun. Anne benim boyum kaç? Yok anasının mülkü, yani 50 kere evlendik. Anne benim boyum kaç? Ben seviyorum. İsmi Süheyla'yı okula yazdırmaya gidiyoruz. Şöyle bakın bir yere geldik. Bakın arkadaşlar, ortalığı kaynattıramadı seni. Uzak bırak şunları. Beni seviyor musun? Çok. Niye bunu? Seni çok ama kaynattın? Çok seviyorum. Niye kaynattın? Seviyorum. Ve bunu bağıra çağıra söylemekten hiç utanmıyorum. Sevdiğini söylemekten utanan insan. Anne benim boyum kaç? Tamam, şımarma. Şimdi arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz, tipik, yine 5 mertebeli diyorlar. Bana kalırsa 4 katlı. Hani biz biliyorsunuz, Türkiye'de daha önce de anlattım. Girişi zeminden, sıfırdan sayıyoruz. Zemin üstünü kattan sayıyoruz. Burada girişi de birinci kat diyorlar. 5 mertebeliler diyorlar burada. Böyle yine standart biliyorsunuz. Eskiden kalma 5 mertebeli, 9 mertebeli evler var. Öyle bir alandayız. Şimdi şurada, Ayten gel buradan. Değil okul burası burada. Da. Ha. Nerede dedin hiç ağzından bir kelime. Ben diyorum dedim, sen niye bu tarafa gelsin, yardım gibi değil. Oğlum sizde koyun psikolojisi, nereden bileyim oğlum ben buraya daha gelmiş bir adamım. Oğlum kendin dedin ya burası, ben biliyorum oranın burası olduğunu. Böyle işte. Dedim acaba başka bir şey mi, yeni mi dikmiş? Çekim kalitesini yükseltmek için kamerayı 4K'ya aldım. Önceden 1080'de çekiyordum. Dedim biraz daha... İyi olsun. O yüzden bakalım. Şimdi kızımı okula yazdıracağım. Şöyle bir açıda bir alanda biz. Şöyle geçiyorum. Burada volt var. Volt burada nasıl çalışıyor? İşte bu yemek sepeti gibi, getir gibi falan çalışıyor. Bak buradan da girebiliyoruz galiba. E tamam, buradan görelim. 82 numaralı diyor ama. Aha. 93 arka da. 93. Kesin Emrullah abi biz yere gidelim. Valla 82 numara. Bir dakika, şunu bir soralım da açarız tekrar. Okula geldik. Okula bak sen ya. Saat sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar çalışıyorlarmış. Yok, ondan sonra yok, çalışmıyorlar. Ne yapalım, online kayıt diye bir muhabbet varmış. Evden ona bakacağız şimdi akşam, yoksa sabah tekrar geleceğiz yani yarın. Burada sabaha yarın diyorlar. Arkadaşlar. Sabaha seher diyorlar. Allah'ımızı, kitabınızı severseniz elinizde vicdanınızda koyun. Bakın ben demin ne yaşadım. Şimdi bu konuştu. Ben editlerken orayı sileceğim tabii ki de. Hayır. Silmeyeceksin. Silmeyeceksin. Hayır. Olmaz öyle şey. Hayır. Ben orayı sildim bile oğlum. Hatta seni komple siliyorum. Aynen. Ben varım bir kere. Varsın tabii hayatım. Benim hayatımda sen her zaman varsın. Emrullah, biz neyle ilerleyip dolanıyoruz? Bir dakika dur. Hop. Şimdi yemek yedik. Çıktık az önce. Daha doğrusu biz video kesildi. Süheyda'yı okula yazdıracaktık. Ondan sonra... Okuldan çıktık. Bak Süheyda indi mi? Sonra Ayten nenesine gitti. Falan geldi. Sonra Süheyda geldi. Süheyda dedi, ben dedi, baba dedi, döner istiyorum. Onu böyle dönerciye getirdim. Beraber döner yedik. Falan, şimdi kızım da burada böyle. Evimize doğru geçeceğiz. Tabii şu anda biraz Bakü'de akşam iş çıkış saatlerine denk geldiğimiz için biraz ortalık, nasıl diyeyim, göstereyim yani, kalabalık yayalar, kalabalık yoldan yürüyorlar. Ben de kızımla beraber yürüyorum.
İnsanlar bakın işinden gücünden falan çıkmışlar. Evlerine gidiyorlar. Benim gibi işsiz değiller. Böyle yani. Neyse. Böyle yani. Neyse. Evet, herkese tekrardan yeni bir günden merhaba. Kızımla beraber yine. Bu aralar... Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün soruyorum size, niye kanalımıza abone olup like atmıyorsunuz? Sorun ve yorumlara yazın. Sorun ve yorumlara yazın. Biz gene çıktık bugün. Vallahi söyleyeyim, yani yeni videom kalmadı. Stokta videom yok. Bugün de ayın 14 olması gerekiyor. 13'ü. Ah tamam, çok güzel oldu. Bugün dayın 13'ü. Bak, videoyu çektim, tarihi bile söylüyorum. Vallahi stoğum kalmadı yani. Artık o yüzden 1-2 gün böyle video yayınlayamadım. İşin doğrusu bir yere de gitmedim. 1-2 gün evdeydim. Evde işlerim vardı, onları falan düzeltiyordum. Bilgisayarda falan biraz yoğundum. O yüzden video çekemedim, yayınlayamadım. İşte şimdi Süheyla'yla dışarı çıktık. Onunla biz bir McDonald's'a gideceğiz. Dondurma alacağız. Sonra ben de McDonald's'tan kahve alırım. Otururuz biraz orada falan. Bir bakarız. Sonra böyle işte kızımla gidiyoruz. Kötü içecek varmış orada. İçeceği denemiyor. Yok, içmeyeceğim kızım. Ben kötü şeyler içmiyorum zaten. Öyle. Bu aralar Süheyla'yla sigara kavgası yapıyoruz. Sigarayı bırak içme, sigarayı bırak içme. Baksanıza gelin arabası. Çok tatlı değil mi? Şöyle göstereyim size gelin arabasını. Öyle yani. Çıktık evden, yürüyoruz. Evet, yeni gelin. İnsanlar evleniyor. Ya şimdi böyle işte geziyoruz. Biliyorsunuz her gün gündemimizde bir olay var. Her gün gündemimizde bir sorun var. Şimdi arkadaşlar, dün akşam bir şey yaşadık. Biliyorsunuz benim eşim TikTok'ta falan canlı yayın açıyor. İşte böyle aynı falan. Dün de gene oyun oynadığı bir hanımefendi Türkiye'de bir olayla karşılaşıyor. Yani otelde, misal yani kalmaya gittiği bir otelde turist olarak bir olayla karşılaşıyor. Garsonlar falan biraz saygısızlık yapıyorlar, neyse. Tabii buradan söylüyorum Azerbaycanlı kardeşlerim için. Yani Türkiye'deki yaşayanlar için de söylüyorum. Aklınızda olsun. Otellere gittiğiniz zaman Türkiye'de bir turist olarak böyle misafir olarak gittiğinizde eğer ki bir kusur veyahut da size karşı yapılan bir saygısızlık görüyorsunuz, alo 176'yı arayacaksınız. 176'dan da bunun durumu anlatacaksınız. Bu 176 numarası ne numarası? Turizm Bakanlığı'na bağlı, şikayet hattı gibi düşünün. Direkt buradan açıyorsunuz, bir kayıt oluşturuyorsunuz, sorununuzu anlatıyorsunuz. Bulunduğunuz oteli, bulunduğunuz mevkiyi söylüyorsunuz. Onlar da oraya bir yetkili gönderiyorlar veyahut da duruma müdahale ediyorlar. Çünkü 3 yıldızlı otellerde, 4 ve 5 yıldızlı otellerde biliyorsunuz ki bu yıldız gereksinimleri var. Ve ne olursa olsun yani yıldızın da olmasına gerek yok. Orası eğer ki bir işletme ise ve bir otel işletmesi ise orası için bir arkadaşlar ruhsat alıyor, vergi ödüyorsa bunu para kazandığı için yapıyor. Para kazandığın müşterine de saygısızca davranıyorsan bunun karşılığını alman lazım. Söylüyorum, 176 TÜRSAP var, 179 numara, orayı da arayabilirsiniz. Bu durumu iletebilirsiniz. Hani ilk başta bu gibi durumlarda 155'i arasanız da şikayetçi olsanız emin olun oradan bir şey çıkmayacaktır. Bir sonuç alamayacaksınız. Yani polisten bir sonuç alamazsınız arkadaşlar. Hani niye? İşte ben geldim, işte garson bana şöyle söyledi. Polis onu alacak ya deyip gönderecek. Önemli olan burada o elemanın çalıştığı şirketin sorumluluk alması. O sorumluluğu da arkadaşlar 179'u işte 176'yı arayarak verebilirsiniz. 179'da TÜRSAP'ın, orayı da arayabilirsiniz. Yani iki yeri de aramanızı tavsiye ederim. Sıkıştırın. Yani özellikle Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkiye'ye gidiyorsunuz, bir otelde bir çalışan, bir
sorumsuzluk yapıyor. Yani burada bu Azerbaycan'da da benim karşıma çok kez geldi yani. Ben de çok yaşıyorum bunları. Hatta biliyorsunuz daha önce yine bir videomda anlatmıştım. Burada bir müze gibi bir yere gitmiştim. Ondan sonra diyor ki, adam bana şey söylemişti biliyorsunuz. Ben seni anlamıyorum hani. Şey konuş. Azerbaycan Türkçesiyle konuş. Halbuki anlıyordu beni yani. Ben elimi tut aşkım. Niye? Neyse işte yani bunun gibi. Şimdi ben diyebilir miyim buna? Ya işte Azerbaycan'da Türkiye Türklerini kimse sevmiyor. Alakası yok. Yani bu da Türkiye'de de böyle. Yani bir tane adam bir dengesizlik yaptığı zaman bu Türklerin hani buradaki insanları sevmiyor anlamına getirmeyin. Azerbaycanlı kardeşlerim çok duygusallar hakikaten. Ve biri bir şey yaptığı zaman da direkt hani bunu şeye bağlıyor. Aa işte Türkiye Türkleri bizi sevmiyor, Türkiye'liler bizi sevmiyor. Bağlıyorsunuz maalesef. Bunu sosyal medyada çok kez gördüm. Dün akşamki hanımla da gördüm bunu. Hanımı uyardım dedim ki TikTok'tan yazdım dedim bak şu numarayı ara. Ondan sonra işte Türkiye Türkleri böyle Türkiye Türkleri. O zaman ben de başının çaresine bak kardeşim çünkü ondan sonrası arkadaşlar ırkçılığa giriyor. Yani bir yerde bir kişinin yaptığı bir hatayı bütün ülkeye mal ederseniz arkadaşlar kusura bakmayın bu ırkçılığa giriyor. Irkçılık da Türkiye'de suçtur. Bunu da size söyleyeyim. Yani siz Türkiye'de şu şekilde bağırırsanız eğer aklınızda olsun işte Türkler bizi sevmiyor hani bir millet iki devletlik falan dediğiniz andan itibaren arkadaşlar rasizm yani direkt ırkçılığa bağlıyorsunuz konuyu. Bununla ilgili bilginiz olsun. Bunu yapmayın. Şöyle karşıya geçelim ama hop 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 hop. Koşalım koşalım. Aynen koşalım. Aniden araba bizi çarpar. Yani demek istediğim şu. Eğer ki Türkiye'de siz Türkiye'de tekrar söylüyorum. Başınıza bu gibi yani gezmek için biz turist olarak seyahat etmek için gittiniz. Başınıza bu tarz bir olay geldi. Yani mekanlarda bahsediyorum. Bakın. Mekanlarda bir saygısızlık, bir terbiyesizlik, bir haksızlık gördünüz. Arayacağınız numara 176. Arayın 176'yı. Durumunuzu bildirin. Eğer gaspa uğradınız veyahut da bir hırsızlığa maruz kaldınız. Bunun gibi bir şeyse polisi arayın. Bulunduğunuz yerde karakola gitmeden önce bulunduğunuz noktada hemen. Yani atıyorum şu an benim bulunduğum şu noktayı düşünün. Şöyle bir alandayım. Ben burada gaspa uğradım değil mi? Hırsızlığa uğradım. Türkiye'deyim. Hiçbir yere ayrılmayın. Önce polisi arayın. Karakola gittiğiniz anda arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. İşte bu delili nerede? Nerede oldu? Şurada oldu, burada oldu. Ama siz olay yerinde aradığınız zaman hemen polisi. Polis oraya gelecek. Ve gerekirse olay yeri inceleme gelir. Şudur budur. Yani Söyda gel aşkım ver elini aşağı inelim. Arayalım polisi. Karımız çekelim. Ha neyse işte. Dediğim gibi yani. Eğer bu temas yoluyla yapılmış bir hırsızlık, bir şeyse dediğim gibi olay yeri incelemeyi de çağırın. Parmak izi aldırın. Şimdi aşağı ineceğiz biz. Şöyle göstereyim yine burada bir olay. Polisle yine bir vatandaş tartıştı. Şimdi aşağı ineceğiz para çekeceğiz. Çıkınca tekrar kamerayı açarım sıkıntı yaşamayalım. Neyse çıktık. Dediğim gibi ya stokta da videom yok. Bu durumu da anlatabilmişimdir inşallah. Tekrardan söylüyorum. Turist olarak başınıza hizmetlerle ilgili problem, sorun, sıkıntı gelirse 176 numarayı arayın. Türkiye'de, Türkiye için konuşuyorum. Eğer ki hizmet sorunu hariç, ya olur. Bir kavga olur, laf atma olur, taciz olur. Buna benzer bir şey. Bulunduğunuz noktada durun. Hemen fotoğraf çekebiliyorsanız size bu şerefsizliği yapan kim olursa olsun fotoğrafını çekin. Hemen bulunduğunuz noktadan emniyet güçlerini arayın. Ve emniyet güçlerinin gelmesini bekleyin. Ve o an bulunduğunuz noktada etrafta kameralar varsa bu kameraları tespit edin. Gelen emniyet güçlerine de başınıza gelen bu olayda size bunu yapan kişilerin ortaya çıkıp belirlenebilmesi için de hemen bu tarz delilleri de gösterin. Söylemek istediğim bu kadar. Yani şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de birkaç tane şerefsizin yani bunun kamu memuru olmuş olmamış bir yerde hizmet vermiş birkaç tane şerefsizin yaptığını bütün ülkeye mal etmeyin.
Türkiye'de öyle Azerbaycanlıları sevmiyorum, şudur budur diye bir muhabbet yok. Olabilir, sevmeyen de olabilir. Bizim içimizde biliyorsunuz çok farklı milletler de yaşıyor. O yüzden bunu bütün ülkeye mal etmeyin. Yoksa benim burada başıma görüyorsunuz videolarda neler geliyor. Ben her seferinde desem ki o Azerbaycanlılar şöyle böyle bütün ülkeye mal edebilir miyim bunu? Bunun bir imkanı yok yani. Sizler de bu hatayı yapmayın lütfen. Böyle geldik böyle. Mekanistayız. Çocukları yiyeceğiz. Böyle geldik. Şimdi ben... Bir dakika aşkım. Su aldık. Bak onu da söyleyeyim. Bak, şöyle açtım. Su aldık. Ondan sonra şöyle bir McFlurry aldık. Sueda'ya. Ben şöyle bir kahve aldım. Toplam 9 manat 10 kepik verdik. Türkiye'de kaç para fiyatlar bilmiyorum. Bilenler aşağıya yazsın. Yani 1 manat şu anda 15,5 lira yapıyor düz hesap yaparsak. İşte ne yapıyor? 135-140 lira arasında bir para yapıyor. Böyle yani. Geldik kızımla işte çıktık, oturduk, sohbet, muhabbet falan. Biraz da biliyorsunuz bu aralar full onunla ilgileniyorum. Bu aralar da vallahi onunla ilgileniyorum. Böyle çıkartıyorum her gün dışarı, gezdiriyorum falan. Sonra demesin yarın bugün. Aa baba işte sen beni dışarı çıkartmadın. Dondurmasından yiyeyim bakayım ya nasılmıştı. Aa başka şey. Neyse hadi al sen ye. Kızım yedi be ya. Aşkım ya. Kız babası olmak çok güzel ya. Kızınıza saygı duyun. Erkekler eşlerinizi aldatmayın. Eşlerinizi kandırmayın. Kızlarınızla iyi geçin. Ben bunlar öyle bir çok şey güzel. Yapmayacağım. Hayır senin için söylemiyorum. Ben babalar için. Benim için söylemiyorum. Yok söylemiyorum. Asla. Senin için söylemiyorum. Benim için söylemiyorum. Kızlarınız varken eşlerinizin günahına girmeyin. Öyle babalar var ki görüyorum. Evli bakmadan kızı var. Neyse anlatılacak çok şey. Neyse ben kahve içeyim. Bu beni konuşturmayacak. Küçük arkadaşlar, küçük. Bak bana ne diyor. Evet arkadaşlar böyle işte çıktık oradan. Falan fistan gidiyoruz. Uyuyor. Markete gideceğiz zaten alırım ben sana. Zaten o bitmiş de hayatım. Neyse bir aya kadar bu ülkeden çıkacağım inşallah. Başka bir ülkeye geçiyorum. Dua edin. Dua edin. Yeni ülkemizde gezeceğiz bol bol ya. Orada da gezeceğiz. Bakalım nasıl oldu. Çalışacağım. Gezeceğiz. Şimdi kırmızı ışın, yeşil ışın yanmasını bekliyoruz. Bu şekilde yardımcı ve aynı meydan. Şöyle bir alandayız. Dur bakalım. Dur bekle. Soru pisler şimdi geç. Gel. Sürü psikolojisine kapılmayalım. Çünkü yeşil yanmadı. İnsanlar geçmeye başladı. O an aniden bir araba geçebilir. Kızım yanımda. Ben gene tedbiri elden bırakmayayım. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi başka bir yere geçeceğim. O yüzden şimdi gitmeden kızımla diyorum ki gidene kadar geçirebildiğim kadar tüm vakti kızımla geçirmek istiyorum. Çünkü çok özleyeceğim. Oşkum benim ya. Tamam o sonradan gelecek yanımıza ama gelene ama kadar gene... Kaç gün geleceksin? İşte birkaç ay diyelim biz ona. Şimdi öyle kızımla geçiriyorum. Böyle bakalım işte ya her zamanki gibi. Buralardayız. İşte onu alıyorum. Böyle McDonald's'a götürüyorum. Parka götürüyorum. İşte yok baba metroya binelim. Yok baba işte şuraya gidelim. Yok beni oyun alanına götür. O da bu da tam kurnaz ha. Hani şu anda biliyor, hissediyor. Ne isterse yaptırıyor işte. Biz de yapıyoruz. Ver elini aşkım. Ondan sonra öyle yani. Biz de böyle geziyoruz. Ne isterse yapıyoruz. Böyle bir alandayız. Dur şimdi şey alacağız sana. Aa dur. Buradan şey alacaktık ya. Nerede satılır onu bilmiyorum ama. Neyse burada da polisler var. Kamerayı kapatıyorum. Polisler kameraya düşmesin.
Şimdi kızımla Metropark AVM'ye girdik. Evimizin arka tarafında şöyle bir alandayız. Bu da benim tatlı kızım. Buna ayakkabı bağcı alacağız. Yine beni gösteriyor bu adam. Bu adam? Bu adam onu çok seviyor çünkü. Ben söylüyorum bak kız babalarına. Buyurun buyurun buyurun. Sağ ol. Kızlarınızı sevin. Kız babasıysanız özellikle eşlerinizi aldatmayın. Yarın bir gün o kızınız da büyür. Sizin eşinize yaptığınızı kızınıza da yaparlar. Bunu aklınıza koyun. O yüzden kız babasıysanız eşlerinize ve kızlarınıza sahip çıkın. Şöyle bir alalım. Neyse kamerayı kapatayım da şuna bir iki bir şey bakalım. Hep geldik ayakkabı bağcıya bakmaya ama burada da yok. Şimdi aşağı ineceğiz. Oyun alanı yok ki kızım burada. Var mı? Hayır, gördüm. Nerede? Hani var değil mi bizim gittiğimiz böyle? Kurtuluşumuz yok. Önce heykel var. Annemizi bekliyor. Yemek hazırlayacağız. Yemek. Bak yemeğimizi yiyelim öyle gelin. Ama annen evde bekliyor. Kadın yemek yaptım diyor. Ben evde bence yemek yiyelim öyle gelin. Şimdi tutturdum ben bir şekilde bir şey yapmam lazım. Evde hakikaten gitmemiz lazım. Ha. Bir öyle yapalım bakalım. Neyse zor ikna ettik çıktım. Şimdi eve doğru geçeceğiz. Ya eve doğru da geçmeyeceğiz aslında. Dedik ki bir şey alacağız falan. Böyle şeyler yapacağız şurada. Bunun lan tütüncü mü? Hadi lan oradan. Ha tütüncü. Ha. Tütüncü. Ay ne oradan kaydanda. Güzel miydi kaydanda. Evin yanında sahva düş. Şöyle eziyoruz. Ne? Evet. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Babam beni oyun alanına götürdü. Babam ne yapmış arkadaşlar? Ben oğlum, beni oyun alanına götürsem senden oyuncak hiçbir şey istemeyeceğim dedi. Ben de dedim ki o da ki tam böyle yapılıp ben de sonra demiştim ki çıkmayız oyun alanına. O da hayır dedi. Ben de dedim ki gezerken Yozda. Dur ayakkabına bağcık bulamadık. Sen hala konuşuyorsun. Bak Kamal. Arkadaşlar bizde Kemal, burada Kamal. Aslında Türkçe'de Kamal doğrusu biliyorsunuz. Kemal Arapçadan gelme. Kamal Türkçe yani. Kemal'in Kamal'ı, Kamal olanı buldum. Türkçe olan. Onu size söyleyeyim yani. Dedim. Aynen. İşte onu söyleyecektim size. Yani Kemal olunca Arapça isim oluyor. Kamal olunca Türkçe isim oluyor. Türkiye'de de öyle birkaç kişiye de denk gelmiştim Kamal ismine. Oradan öğrenmiştim. Azerbaycan'da da Kemal değil Kamal diyorlar. Burada da çünkü Türkçe daha çok Türkçe isim koyuyorlar. O şekilde yani. Bu güzel bir şey. Ben bunu seviyorum. Yani genellikle Türkçe isim koyulmasını seviyorum. Benim oğlumun mesela annesi adına Yağız ismini koydu. Ben Altay'ı koydum. Türkçe bir isim. Yani isimden Müslümanlık arkadaşlar hani yaratmaya gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Ben Türk'üm. Oğluma da Türk ismi. Doğacak bir oğlum daha olursa ona da gene Türk ismi koyacağım. Böyle yani. Böyle bir geziyoruz. Geldik bizim evin oraya işte. Biz burada oturuyoruz. Yani bunun arkasındaki binada oturuyoruz. O vardı ki aşkım zaten. Hayır yoktu. Vallahi vardı aşkım vardı. Yoktu. Ha yenisini yapıyorlar evet. Gel ver elini. Evet yenisini. Söyle de elini ver. Arabalar geçiyor. Bir tane kapı koyalım ha.
Azerbaycan'a. Hı hı. Anlasın. Böyle. Neyse, ben şimdi artık kamerayı kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere.